son dinleyicimizin suallerine. Dedi ki ben dedi saatte bir dedi okudum dedi. Orada dedi iki tane usul konusunda kavil bildiriliyor. Ve deniyor ki işte zenginler İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre. Fakirler de İmam-ı Ebu Yusuf İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri'nin içtihadına göre verirler. Bu ne demek dedi. Şimdi bir kimsenin parası varsa, ticaret malı varsa, bunun ikisinde de zenginlik ölçüsü var. Buna nisap deniyor. Nedir o? 20 miskal altın. 1 miskal altın 4.8 gramdır şer'i ağırlığı. 4.8'i 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram çıkıyor. Dolayısıyla bizim elimizdeki para 96 gram altın karşılığıysa, yaptığımız ticaret malı 96 gram altın karşılığını geçmişse, bu ikisi de dine zengindir. İslamiyet bunlara zengin diyor. Peki borçlar çıktıktan sonra ellerinde nisap miktarı ticaret malı veya parası varsa 40'ta birini zekat olarak verecek. Tamam. Altın, gümüş, ticaret malı. Başka? Hayvan zekatı var. Orada iş değişti. Efendim sen zenginsin, fakirsin diye bakmıyor orada. Efendim işte 50 tane koyunum var. Bir tane vereceğim diyor. 40'tan 120'ye kadar. 40'tan 120'ye kadar bir tane vereceksin diyor. Sığır da var, saatte bedide bunların sayıları bildirilmiş. Dolayısıyla o durum orada. Efendim işte 96 gram altın yok orada. Ne kadar hayvanım var diye bakıyor. Tamam mı? Evet. Fakir de olsa. Gelelim toprak mahsulüne. Toprak mahsulünde de efendim 20 miskal altın var mıydı yok muydu değil orada. Orada da aynı şekilde hayvan zekatı gibi. Diyor ki sen toprağın var mı var. Ektin mi ektin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki topraktan elde ettiğin her şey. Pancarda, nohutta, fasulyede, meyve olarak aynı şekilde kirazı da, şeftalisi de. Bunların hepsi. Topladığın zaman eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa bunlar onda bir. Değilse motor suyuyla sulanıyorsa 1/20 vereceksin. 1/20 vereceksin. Kendinin bildirmiş olduğu işte 4 kiloya yakın bir hani şey koymuş. Yani bundan fazla çıkarsa zaten bir kimse toprağa o kadar bir şey ekerse bir şey ekmişse o 4 kilodan çok fazla çıkar. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne göre topraktan çıkan 5 vesmi. Yok o değil. 12 değil. Şimdi ona geçeceğiz. Dolayısıyla azını çoğunu verecek. Şimdi orada Saadet Ebediye buyurdu ki zenginler İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre versinler. Yani öbür tarafta bunun parası var, altın var. 20 miskal altın ve daha fazlası var elinde. Tamam mı? Dolayısıyla dinen zenginler bunlar. Toprak mahsulünde de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kavline göre çıkan her şeyden 1/10 veya 1/20 verecek, tercih edilecekler. Gelelim öbür kavle. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ölçü bildirmişler, nisap bildirmişler. Diyor ki 5 vesk olacak. Elde ettiğin mahsul. Nohut mu ektin? 5 vesk olacak. Ne kadar o? 1200 litre. 1 ton 200 kilo yani. Tamam mı? Domates mi ektin? Salatalık mı ektin? Hatta o domates salatalı da geçeceğiz şimdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne göre domatesin salatalını da topladığın zaman onunla birini vereceğim. Uşunu vereceğim diyor. Ama bu iki imam öyle demiyor. Diyor ki bir kere 5 aldığın mahsul buğday mı? 1 ton 200 kilodan fazla olacak. 1200 kilo. Zeytin mi? Fındık mı? Bunlar da aynı şekilde. Sonra bir şartlar daha var. 1 sene dayanıklı olacak. Hmm. O zaman şeftali, kiraz, vişne, domates, üzüm, biber. Dayanmaz bunlar. Bunlar dayanmaz. Yani ne dayanır? Patates dayanır, soğan, sarımsak dayanır değil mi? Fındık, fıstık dayanır. Dayanır. Ceviz dayanır. Badem dayanır. Ondan sonra diyelim ki elmanın da kış elmaları var. Hadi diyelim 6 ayda o dayanıyor. Hadi o öyle dayanır. Onun dışında portakalı da, narı da onlar da dayanmaz. Muzu da yani normal şartlarda dayanmaz. Şimdi orada İbn Abidin'den alıp Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh Saad-ı Bedi naklediyor. Şimdi diyelim ki adam zaten 20 miskale ulaşmamış. Yani öyle parası yok. Ticaret de yapmıyor falan. Dinen fakir. Ama toprağı var. Ekmiş. İşte o fakir olan bu kavle göre hareket eder, uşrunu verir. Yani şeftalisi varsa, ondan sonra domatesi varsa, bir sene dayanıklı değil ya bunlar. Dayanıklı değil. Dolayısıyla bunların uşrunu vermez. Neyi verir? Buğdayı verir.
O da bir ton 200 kilodan fazlasını nohudun verir, pancarın verir. Ondan sonra ne bileyim böyle dayanıklı olan demin saydın işte meyvelerden evet. Cevizdi, bademdi. Evet. Fındık fıstık neyse bunlarınkini verir. Bunlarınkini verir. Yani fakir olan bu kavle göre hareket eder. Efendim zengin olan da bu kavle göre hareket eder. Cimrilik etmiş olur buyuruyor. Ya zaten zenginsin. Niye aynı şekilde kısıyorsun oralardan? Yani. Onda bir vergesin. Mesela İmam Azam İbani Fazilettin'in iştahına göre kavun karpuz hepsinin usru verilmesi lazım. Ama İmam Muhammed Şeyban, İmam Ebu Fazilettin'in iştahına göre verilmezse mahsur olmaz. Mahsur olmaz. Bilaha girilmiş.